Evet, herkese iyi akşamlar. Cuma günü saat 9'a geliyor. Bugün dolar da çok hareketli bir gündü. Hem dünya tarafında Amerikan verileriyle beraber saat 3.30'da gerek Amerikan 10 yıllıkları gerek parite her yerde çok sert hareketler oldu. Şimdi şöyle bir özetleyelim günü. Biliyorsunuz burada günlüklerde bir üçgenimiz olduğunu konuşuyorduk. Fiyatların burada yorulmaya başladığını, merkezin faiz kararından önce sanki bir düzeltme gelebilir diyorduk. Zaten bu hafta başında bu 6.72-50'lerde deneyip geçemeyince 6.65 bandının önemli olup kırılırsa 6.65-55 bandını konuşuyorduk. 6.55 bandı dün birkaç kere tuttu, satışlar kesildi, 6.60'lara tepki vermişti. Bu bandın içinde kalacak mı derken bugün sabah saatlerinde 6.55 kırılınca bir anda satışlar çok sertleşti. Çünkü oradaki 6.55 çok önemli bir pivot noktaydı. Bu hafta attığım bütün videolarda 6.55'in önemli bir destek olduğunu, orası kırıldığı anda stopların gelebileceğinden bahsediyorduk. Yani bugün kırılınca sabahleyin satış 6.40'a kadar 15 bin lira sert geldi. Yani bunun da hemen hemen matematiksel tarafını hani anlatmaya çalışırsam, burada biliyorsunuz 6.72-50 ve 6.55 bandı vardı. Buradaki çanak formasyonunu koyduğunuz zaman aşağı yukarı 6.38-6.39 bandına geliyor ki o da zaten 6.40 daha önce biliyorsunuz bir destek seviyesi vardı. Burayı geldi test etti. Yani bu akşam itibariyle de biraz biraz şimdi altına doğru sarkmaya başladı. Şimdi 15 dakikalık yaparsak bunu öğlenliğin biliyorsunuz bir video atmıştım. Bu 6.40'lardan bir tepki gelebileceğini, 6.40-45 aralığında bir realizasyon yani bir düzeltme yaşanabileceğinden bahsetmiştik. Bu düzeltmeler 6.47-50'ye kadar geldi. Tekrardan 6.40'lara geldi. Bir daha 47-50'ye gitti. Burada ikinci defa deneyip geçemeyince tekrar 6.40'a geldi. Gece saatlerinde de 6.40'ı kırıp şimdi ufak ufak 6.38 bandına doğru geldik. Aslında hemen hemen bu çanağın formasyonu 6.38'de gerçekleşti. Şimdi yavaş yavaş piyasa merkezin faiz arttıracağını fiyatlamaya başladı. Zaten 55 bandının kırılması bugün bunu da zaten tetikledi. Şimdi bugün işin diğer tarafında yurt dışına baktığımız zaman saat 3.30'da Amerika verisi vardı, istihdam verisi. Bugün aslında yurt dışında dolar parite karşısında değer kaybetti. Amerikan 10 yıllıkları 3.5'tan sonra 2.88'den 2.94'e kadar yükseldi. Şu an itibariyle de zaten hala yükseliş trendinde. Şimdi 10 yıllıklar 2.97-60'lar direnci var Amerikan 10 yıllıklarının. Ama 3.5'tan sonra gelen hareketi görüyorsunuz. Aynı şekilde parite sabahleyin 1.16-14'leri bir kırmıştı. Burası 1.16-48'den dönüp 16-14'ü kırınca paritede satış hızlanmıştı. 3.5'tan sonra da veriyle beraber satışlar iyice hızlanıp 1.15-50'lere kadar gevşedi. Yani bugün dolar aslında dünyada değer kazandı. Bizde ise değer kaybetti. Buradaki bizdeki değer kaybetmesinin yani biz pozitif ayrıştık. Bundaki en büyük etken de artık oyuncuların yavaş yavaş merkezin faiz arttırmasına oynamaya başlaması. Aslında tam olarak o da değil. Çünkü yani burada son bir haftada 6 liralardan 6.80'e kalkan bir dolar kuru vardı. Yani %15 yapmış bir enstrüman var elinizde ve siz hala daha buradan 6.65'lerden burada longladığınız zaman yani büyük bir risk alıyorsunuz. Nasıl bir risk alıyorsunuz? Yani merkez faizi indirdiği anda 20-25 bin lira direktman bir zararınız olacak. Yani bu fiyatlardan doları almak da her zaman bir riskti. Şimdi Bollinger orta bandına kadar düzeltti. Üçgen desteğine geldi. Şimdiki hikaye şu olacak. Hani genelde insanlar bugün hep böyle konuştuğumuzda şunu soruyorlar. Ya buradan alınır mı? Çünkü dolar gevşediği için 65'lerden 40'a herkeste şu var şimdi. Hani ya 20 bin lira düştü, alım zamanı mı?
Ya şimdi bütün aslında yani teknik olarak düzeltmesini güzel bir seviyeye geldi. Bu 40'lar 38'ler fena değil. Pazartesi günü tekrardan bir tepkiler olabilir 45 bandına 44 bandına doğru. Ama yavaş yavaş sanki bu 6-29 bandı vardı burada hatırlıyorsanız. Burayı kırıp hareket başlamıştı. Bu 6-29 bandına doğru yavaş yavaş çekilecek. 29 ve 25 var burada. Ama hani dediğim gibi bu tepki yapar tekrardan 47'lere 45'lere pazartesi günü. Ama önemli olan şey şu, dolarda artık bundan sonra 6.55 çok kuvvetli bir direnç olacak, 6.65 çok kuvvetli bir direnç olacak ve düzeltme süreci devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi bunu biraz daha böyle orta vadeli 120 dakikalık falan yaparsak böyle 2 saatlik. Şimdi burada şu daha iyi gözükecek. Burada hatırlıyorsanız bir hafta önce hareket aslında 6.15'leri kırıp başlamıştı. Şurada 2 saatlik yaptığımız zaman şurada 6.15'leri kırıp hareket başlamıştı. Şimdi bu merkez diyelim faiz arttırdı. Tabii orada şu şeyler de var. Yani 500 puan arttırır diyen var. Yok 500 puan arttırmaz da başka enstrümanlarla müdahale eder diyen var. Yani işin o temel kısmı ekonomistler anlatır. Sabaha kadar da anlatır. Ama sonuçta önemli olan fiyat. Şimdi burada 6.15 ve 6.30 var. Önemli yerler. Şimdi faizi arttırdı. Tabii dediğin yani 500 puan mı üstü mü yani bir anda böyle bir şok bir faiz arttırımı yaparlar mı ciddi rakamda yani piyasada acayip şeyler de konuşulmaya başlandı. Hani hakikaten merkezin nasıl bir tavır yani son bir yıldır zaten hani merkezin hiçbir şekilde tutarlı bir şey açıklamadığı için kalkıp hani bunun üzerine bir yorum yapmak da çok zor. Sadece teknik olarak 6.30 ve 6.15 ve onun altında da tekrardan 5.99 6 seviyeleri. Yani şu 6.30, 6.15 ve 6 seviyeleri. Ayın 13'ündeki toplantıdan, öğlenliğin gelen açıklamadan sonra bu seviyeler test edilecektir. Kendi stratejinizde bunu böyle belirleyin. Oldu faizi arttırmadı. Geçen ayki gibi yani geçen ayda çünkü öyle bir algı yapmışlardı faiz arttıracağız diye dolar 15-20 lira düşmüştü. Sonra faizi arttırmadığı anda 2 dakikada dolar 15-20 lira geri koydu. Şimdi burada faiz arttırmazsa şöyle bir avantajımız var artık. Hani insanlar şunu da soruyor ya işte faiz arttırmazsa 8 olur mu? Ya artık şöyle bir şey yukarılarda kuvvetli dirençlerimiz çıktı. Yani artık bu saatten sonra dediğim gibi 6.55 önemli bir direnç olacaktır. 6.65 önemli bir direnç olacaktır. 6.70'ler önemli bir direnç olacaktır. Yani bunları böyle faiz arttırmadı, Allah koptu gidiyor diye bir şey olmaz. Hani ondan korkmayın. Ama dediğim gibi dolarla almak istiyorsanız, atıyorum borcunuz vardır, ödemeniz vardır. Dolar ödemeniz varsa ve dolar almak zorundaysanız strateji olarak buralardan ufak ufak almaya başlayın. Çünkü niye? Hani siz almak zorundaysanız bir ay sonra bir ödemeniz varsa, 15 gün sonra bir ödemeniz varsa adam faizi arttırmadı. Dolar bir anda gerisin geriye 6.80 7 bin lira oldu. Bu sefer de diyeceksiniz ki 6.40'a gelmişti almamıştım. Yani zaten bütün bu yatırım psikolojisinde hiçbir zaman en dibi veya en tepeyi hiçbir enstrümanın bulamazsınız. Yani siz ya ben 6.40'tan dolar alayım da ondan sonra bir daha orayı görmesin 6.60 diye böyle bir şey yok. Bunu kimse başaramaz da zaten. O yüzden siz sadece ortalamanızı doğru yapın. Stratejinizi eğer merkez faiz arttıracak diye kuruyorsanız 6.40, 6.30 buralardan ufak ufak alın. Merkez faiz arttırdığı zaman da 6.15, 6 bandı gelebilir belki. Ama faiz arttırmadı. Bu 6.30, 6.40 bandında alacağınız dolar faiz arttırmadığı anda bir anda tekrardan 6.60'lara atması demek. O da sizi kâra geçmeniz demek. Hani buradan dolara yatırayım yapayım mı diyen insanlar tabii daha farklı. Hani ödemeniz değil de yatırım amaçlı dolara bakıyorsanız hani ben şahsen hala beklemekten yanayım. En azından bu
yani gün içi trade'ler olacaktır. Hani buradan 6.40'dan mesela öğlenliğin attığım videoda 6.40'lardan tepki gelebilir demiştim ama hani bunu bütün gün işiyle gücüyle uğraşan insanlar hani bunu zaten yapamaz. Zaten bankalardaki kotasyonlar 2000 lira, 3000 lira yani hiçbir anlamı yok. Ancak hani profesyoneller buradaki tepkiye girebilir. Ama hani normal şartlarda bir yatırımcıysanız, işiniz gücünüz varsa hani çok fazla profesyonel ilgilenemiyorsanız yatırım yapmak için dolarda hani dolar alayım param var dolar mı? Bence bir iki gün daha bekleyin. Bu düşüş devam edebilir. Sanki yavaş yavaş faiz arttırımı fiyatlıyorlar. Piyasada çok acayip yani yüksek bir faiz arttırımı yapabileceği konuşulmaya başladı. İnsanlarda böyle bir algı var. Yani sanki bir 6.30'lara kadar toplantıya kadar gelecek gibi. Toplantıda da eğer ki faiz arttırımı çıkarsa iyi bir meblağ yani 6.15 6 seviyesinden yatırım amaçlı dolar alınabilir. O da nasıl yatırım amaçlı? Hani faiz arttırır, beklenti biter. Dolara satış gelir. Ha, ondan sonra beklenti bittiği için ondan sonraki 1-2 gün bir düzeltme süreci olup dolar tekrardan bir yukarıya doğru işte 6.40 6.30 bandına doğru tekrar tepki verir. Yani çünkü beklenti bitecek. Ama dediğim gibi yani borcunuz harcınız varsa yani 6.65'lerden düştü 6.40'a ya fena yerler değil diyorsanız ödemeniz varsa ufak ufak buralardan almakta biriktirmekte yani %20 pozisyonu buradan açmakta. İşte 6.30'a gelirse bir %20 daha almakta. Faiz kararında da oldu faizi arttırdı. 6.15 6 bandına geldi. Oradan da yani çünkü bakın şey çok önemli. İnsanlarla böyle konuşuyoruz bazen. Bir mecburcu olmak var. Yani bir ay sonra ödemeniz var. Yani siz mecburcusunuz. Siz dolar alacaksınız zaten. Dolayısıyla en iyi fiyatta nasıl toplarsınız? Ama yatırım yapmak için dolar almak başka bir şey. Yani o yüzden bu ikisini iyi ayırt etmek lazım. Bir de bazı arkadaşlar, yani bazı dediğim bir arkadaş çıktı. İşte burada yaptığımız yorumların arkadaşlar hepsinin doğru çıkmasına imkan ihtimal yok. Burada sadece ben size buradaki bütün bu analizlerin anlamı, görsel olarak bunları yazmam, rakamları belki defalarca söylüyorum insanlar hani yani belki ben 2 dakikada bitirebileceğim bir videoyu 5 dakika sürüyor çünkü rakamları devamlı söylüyorum. Burada önemli olan bu rakamların bu pivot noktaları sizin belirlemeniz. Yani işte nasıldı? Bu hafta 6.65'imiz vardı, 6.55'imiz vardı. Yani bu rakamları siz kafanıza koyacaksınız ve bunun altına geçtiği zaman, üstüne geçtiği zaman ki yatırım stratejinizi uygulayacaksınız. Yani burada orada o an kırmaz, kaldırır. Bir saat sonra bakarsınız kırar. Yani bunun bu canlı bir şey. Yani bunun bir matematiği formülizasyonu yok. Bu verdiğimiz pivot noktaları lütfen hani bir yararı olsun diye hani uğraşıyoruz. Sadece o pivot noktaları gözünüzde canlandırın. O fiyatları gördüğünüz zaman aa bak burayı kırıyor. 6.65 desteği vardı veya 6.55 desteği vardı. İşte dikkat edelim acaba satsak mı diye kurgunuzu yapın veya ben bir strateji kuruyorum rakamların üzerine. Sizin stratejiniz farklı olabilir. Tersini de zaten söylüyorum. Bakın tersi olursa bu olur diyorum. Kendi stratejinizi ona göre kurun. Yani burada önemli olan buradaki yani benim nacizane yapmaya çalıştığım şey size grafikleri gösterip pivot noktaları söyleyeyim. O pivot noktalarda ne yapacağınızı, nasıl bir strateji kuracağınız sizin seçiminiz. Çünkü sizin paranız, sizin yatırımınız. Hani ben bunu kalkıp da yorumlayamam zaten. Haddime de düşmez. Ben sadece burada bu rakamları hani size söyleyerek elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Amacım da bu zaten. Başka bir amacım yok. O yüzden lütfen verdiğim pivot noktaları kendi stratejinize göre değerlendirin ve o noktalarda yapabiliyorsanız işlem yapın, yapamıyorsanız sadece izleyin. Dediğim gibi özetlersek dolar 6.55 bandından sonra ciddi bir kuvvet kaybetti. 6.40, 6.38 bandında biraz zaman geçirecektir. Pazartesi günü hafif tepki yapmaya çalışabilir 45'e 47'ye. 47.50 önemli bir direnç çıkardı burada 15 dakikalıklarda. Buranın içinde kalacak gibi 38'e akşam
Nin veya pazartesi günü kırarsa 30'lar var ilk destek. Yani direkt kırarak başlarsa 30'lardan bir tepki gelir. Ama yukarı doğru bir tepki yaparsa 47-50 civarından hafif bir satış gelebilir. Dediğim gibi merkeze kadar muhtemelen fiyatlamayı yapmaya başladık. Dolar güç kaybediyor. Bundan sonra top tamamen merkezin kaç puan arttıracağında ona göre de bir dolar dediğim gibi ya 6.15-6 bandına gelecek kuvvetli bir faiz indirimi yaparsa, eğer piyasanın beklentisini karşılamayacak bir faiz indirimi yaparsa tekrardan 6.55-6.65 bandına gelecek arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları, inşallah iyi bir hafta geçmiştir.